Doğrudur. O döneme da damga vurmuş. anlat, tabii eskiler çok daha iyi anlatır. Mesela Kemal abi anlatıyor. şimdi senin de ailende büyükler vardır. Mesela şimdi ailesi Beşiktaşlı olmayanlar da mesela Yusuf Tunoğul derler. Tabii, tabi canım. Allah nuru içinde yatırsın. Hiç tabii biz seyretme şansımız olmadı ama ya, Yusuf Cemil, Cemil Turanlar Cemil falan, Turanlar, tabii ki ama mesela Yusuf Tunoğlu'na herkes doyamadık der. Değil mi? Herkes doyamadık der mesela. Çok büyük futbolcu olduğunu söyler. Tabii biz izlemedik. Tabii ki büyüklerimiz öyle güzel anlatıyorlar ki yaşayabiliyoruz o anları ama izlemedik. Ya yani keşke biz onları da izleyebilseydik diye mesela ben de düşünüyorum. Ama biz de bence şanslı nesiliz. Çünkü çok bak büyük sporcular, çok büyük futbolcular eee Oz Oğuz, Oğuz abi bizim Oğuz Ata eski koordinat. O da şimdi Hı -hı. yazmış radyoda duyunca ağladım diyor. Ben şimdi ismini tekrar şey yaptım e, Hı -hı. ismini. Bosko Kayganic. be. İsim bu. Topra 1900 e, 77 ve Galatasaray'da sadece 64 gün forma giyiyor yani biz hep son dönem şeyini biliyoruz ama bir hikaye var ve bu hikaye hakikaten şimdi Oğuz Atay yazıyor ben diyor duyunca ağladım diyor birçok Galatasaray'la yıkılmış Vay be. İşte kayganın için hikayesi düşünsene biraz da bir şey oldu e, <laughs> inan üzüldüm yani ben de çok hüzünlendim. Ben bilmiyorum. Düşün yani. Ben, ben bu kadar ben sporun ismi, içerisindeyim. İsim yabancı değil. Bosko Kayganiç. Hatta ben sana tam şeyini de şey yapayım. Ee, hikayesini. Aslında bunlar böyle şey yapılabilir. İki, bu tarz hikayeler. Bazen bu şu dönemde belgeselleştirilebilir. Ee, ve düşünsene bir çok Galatasaray'ın bilmediği bir isimden bahsediyoruz. Bu arada Altercin ismi de gelmedi. <laughs> Aa, doğru. Efendim? Ben de hatırlayamadım. Ben sana bulacağım. Bul dilimin ucunda sen söyle. Benim de o yüzden diyeceğim ki aa evet. Ya Hafız şey mi? Bravo. Hafız Süleyman. Doğru Hafız Süleyman Tamam, Tam Hafız Süleymanoğlu, değil mi? Doğru 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 bravo. Bravo. <laughs> <laughs> Bak şimdi. Evet, evet 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 bravo. Şimdi tebrik ediyorum seni. Hakikaten o da çok iyi hal tercihdi. Evet. Doğru. Nevzat bravo ya. Ya benim öyle hatırlıyorum. Hakikaten bravo. O da Azerbaycan doğumluymuş. 15 yaşında Halter'e başlamış Hafız Süleymanoğlu. Yani <laughs> şu anda 53 yaşında. Azerbaycan'da yaşıyormuş. Çok büyük bir Halterciydi. Çok önemli bir Halterciydi. Tabi o da... E... Bak bunu Galatasaraylılar özellikle unutmasın. Bosco Kaygan için hikayesini bir bulup okusunlar. Çok üzümlenecekler. Valla ben bile hüzünlendim ya. Ben de ben onu iki gün önce gecenin bir vakti ismi ilk kez okuduğumda kim bu dedim. Sonra biraz araştırınca hakikaten içerisinde nasıl bir hikaye çıktı. Acayip derecede hüzünlendim. Yani Simoviç'ten falan efsane kaleciymiş yani. Biz hep Simoviç falan diyoruz. Ka o dönemin en iyi kalecisiyiz Kayganiç. Olabilir. Yani duydum, ismini duydum da. Yani biz bu. bilmiyoruz ama bak düşün. İsim hiç yabancı değil de. Değil, ben bilmiyordum ben açık söyleyeyim. Ama öyle birçok şey var. Var. Efsanelerimiz çok var. Ya Hatta bazı eski maçları yiyince Hakan eski yıldızlar da gelmiyor artık. Yetenekli futbolcular da gelmiyor değil mi? Ne, ne, isimler var tabii ki. Şimdi sen bir dönem İstanbulspor'u falan çok yakından mı diyorsun? Aynen öyle. Ne, ne, yani o kadro bugün olsa... Hangi kadroyu evet, bahsediyorsun? O Oğuz Aykut. Van falan kadro. Van Bosenli kadro iş yapmaz da. <laughs> i̇ş yapmadı <laughs> zaten. Ondan sonra gelen Oleksalenko geldi. İşte ondan sonra Aykut Hoca, Oğuz Hoca, Gökhan Keskin, Emre Aşık, Seyat Allegiç. Şu anda 3 isim. Emre Aşık, Seyat Allegiç, Gökhan Keskin. 27 yaşında olduklarını düşün. Şey bir bağlasana mı ya Halil Agiç'i? Seyat Halil Agiç'i e evet bir bağlayalım. Seyat Halil Agiç'le konuşalım evet. Aslında ama artık geç oldu çok yani. Yok yok yani bir gün bağlayalım. Bir yani. gün bağlayalım. Seyahat işte çok anımız var. Seni de tebrik ederim. Sen bu hafta bayağı bir yayın yaptın. <gülüyor> bağlantılar <gülüyor> Çok güzel bağlantılar oldu. Güzel <laughs> bağlantı. <laughs> Dün akşam başkanın söyledikleri çok önemliydi. Ya başkan, Sayın Ahmet Ağol'un açıklamaları Nevzat. Aslında bütün kulüpler için söylüyor. Diyor ki başkan, biz öncesinde bu koronayı tabii ki bilmiyorduk. Bizi de çok zorladı ama bizim... Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz gençleştirme hamlesi. Çünkü dedi Trabzon'da doğan her erkek çocuk futbolcu doğuyor dedi. Futbola aşık ben doğuyor. Ben de bu bugün okudum doğruysa mükemmel şu Mustafa Kapı. Yani Trabzon Trabzonspor. Trabzonspor alacaksa vallahi doğru iş olur güzel iş olur. Ya şöyle söyleyeyim sevgili Nevzat, ben şunu birebir ağızlardan duyduğum için futbolculara mesela Trabzonspor indirim konusunda gittiği takdirde futbolcular o indirimi hemen kabul edecekler. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Alacakları yok. Şu an güzel bir ortam var. Dün Artı... akşam, dün pardon bugün sevgili Serdar Sarıdağ'ın Milliyet Gazetesi'nde yapmış olduğu başkanla yapmış olduğu bu konudaki röportajı okumuşsundur. Evet. Sayın Ahmet Nurşah diyor ki şu ana kadar bize kalan kalır, kalın... kalır giden gider diyor. olumlu geri dönüş. Yapan yok diyor. Ya i̇şte bir Necip yapar, yapar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani bu da hep beraber yola çıkalım. Hakan Ünsal, Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı. Ne dedi? Futbolcuların önceki alacakları ödenirse futbolcular ancak dedi. Bu indirime yanaşırlar. Beşiktaş'ta futbolcuların önceki alacakları olduğu için bu indirime yanaşmıyorlar. Sayın Başkan geldiğinde önünde bulduğu tablo zaten buydu. Bir kısmını ödedi, bir kısmı daha kaldı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ya e, bu her kulüpte var Hakan bu arada. Ya. Onu da söyleyeyim yani. Bu... Hakan Ünsal'ı severim. E, ama Türkiye'de futbolcuların örgütlenemediğini, bu konuda futbolcuların İtalya'da ya da bir İngiltere Premier Lig'de olduğu gibi hareket edemediklerini. Halbuki geçmişte e, bu konuda çok ciddi çıkışları olan kişileri de ki Fatih Hocan da son hatırlarsın çıkış oldu yani futbolcular sendikasından falan bahsetti. Evet. Ya bu konuda bizim futbolcularımız maalesef kendi cebine bakıyor, alacağına bakıyor, hiçbir şey domurunda de değil. Ee, herkes işte üst seviyede, profesyonellikte Şimdi, aldığı yüksek evet. rakamlara bakıyor alt seviyede, işte alt liglerde para alamayan, belki bir takım şiddet olaylarına maruz kalan isimler var. Diyor ki, şu anda diyor, tüm platformlar <laughs> birbiriyle görüşüyorlar diyor. Federasyon kulüpler birliği yayıncı kurdu <laughs> Ama işin sonunda gelinecek nokta futbolcular diyor. Şu anda bizi diyor, muhatap almıyorlar diyor, olayın içine sokmuyorlar diyor. Ama işin sonunda alınacak nokta biziz diyor. Mesela ben şu anda aktif oynayan üst düzey yerli futbolcuların Hakan Başkan'ın yanında olmalarını isterim. Olmasını istiyoruz ama dediğim gibi olmayacaklar. Olamadılar. Fatih Hoca da geçenlerde işte biliyorsun daha bu koronavirüs hadisesi daha yeni Öyle patlaklarına dedim. çıktığında Hoca da isyanını bile getirdi. Ya bu konuda geçmişte hakikaten Metin Kurtabiliriz mesela. Evet. Değil mi? Yani Dolayısıyla biz de e, maalesef böyle bir örgüt, böyle bir yapılanma, futbolcular sendikası şeklinde bir organizasyon olmadığı için kulüpler birliğinin alacağı kurala evet. uyacaklar. Kimsenin de pazarlık etme, yok beğenmiyorum deme lüks yok. Artı ben bugün X kulübünün başkanı bak bilmiyorum kim bir alt ligde galiba bir alt ligde diyor ki kardeşim diyor biz diyor bu ligde bir futbolcunun ederi 2-3 milyon olmamalı diyor. Evet. 600 bin 700 bin olmalı diyor. Ona da daha katılıyorum. Da düşük, daha da düşük olmalı bence. İşte bir aldık. Ya bence daha da düşük ha, daha olmalı. Daha da düşük çünkü olmalı doğru. Yani e, şimdi Dorukan Toköz'ün şu anda aldığı meblağı hepimiz biliyoruz. Bir buçuk milyon TL. Şimdi bir saniye bir saniye. Ne ne kadar aldı? milyon euro ne ediyor? 1.5 milyon TL. Yok. 7.7 2 bu 2.2 falan ediyor. Yani ama kurla bağlandığında 1.5 Sayın buçuk milyon. sayın profesör doktor Ateşkara ne kadar alıyordur? Ya Yüzde yüz haklısın ama oraya girersek çıkamayız. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Yani bizim kesinlikle bilim adamlarımızın yani. da, öğretmenlerimizin de bizim Yüzde. onların yüksek alması lazım. Futbolcuların böyle mi? ben beğenmiyorum. Ben istemiyorum değil mi? Hakkı lüksü yok. Kesinlikle. Yüzde yüz haklısın. Yani Sayın Ateşkara'nın diğer tüm bilim bu, bütün tektörün, bütün bütün kurulu, hemşireleri, doktorların hepsinin daha fazlası alması lazım. O konuda sana kesinlikle katılıyorum. Macit'in kardeşi Macit sonsuz, var. Macit mecit, kardeşi. Şöyle şimdi Beşiktaşlı bir futbolcu 1,5-2 milyon TL'ye oynarken bir alt ligde futbolcu 3 milyon TL'ye oynuyorsa bu makası daraltamazsınız. Bu makası daraltamazsınız. Bunun önüne geçemezsiniz. Bunun önüne bir ağabeyim, kulüp başka, başka, bir tartışma konusu açtın. Ya onu söyledim ben zaten. Yani Dorukan çok az paraya mı oynuyor demek istiyorsun Tabii, sen? Dorukan çok az paraya demiyorum. E, e, Birazdan Hüseyin Özköy'e gideceğiz. Çok az paraya oynuyor demiyorum. Ona ben karar veremem. Ben diyorum ki Beşiktaş'ta bu şartlarla anlaşmış. Beşiktaş gibi takımda milli takıma yükselmiş, milli takımda oynayan bir futbolcu bu ücreti alıyorsa, bir alt ligde bir futbolcu daha üç katı rakamları oynuyorsa ortada zaten e, futbolcular açısından Doğa, açılmayacak bir, kapanmayacak bir makas var. Doğru. Hüseyin gidelim Çok bekliyorum. Gidelim ama ben şu, Tabii. şu son cümleyi de müsaadenle. Ben kötü günde Beşiktaş kulübünün, Beşiktaş yönetiminin de futbolcusunun yanında Dorukan gibi karakterli bir çocuğun yanında olmasını beklerdim. Bugün Ajax'tır, Ayaks, 3 sene uyuyan adama para verdi, maaş verdi. Daha yeni uyandı. Evet. Beşiktaş, Beşiktaş forması giyerken sağda sakatlanan oyuncusuna güzel bir anlaşma yapması ki Dorukhan'ın hakkıdır bu. Dorukhan'ı bıraksan Galatasaray almaz mı? Fenerbahçe'de alır, Galatasaray'da alır. Hüseyin Özköy'e gidelim. Hüseyin Özköy, hoş geldin.